D maçı için geri sayım sürüyor sevgili seyirciler. Saat 19'da Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlayacak. Son derece önemli bir mücadele. Namağlup lider Trabzonspor Serdar Sarı'da Beşiktaş'ın konuğu olacak. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş için işler hiç de iyi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Az olsa UEFA Avrupa Ligi şansını devam ettiriyor. Ligde de liderle oynamanın heyecanını yaşayacak Beşiktaş. Mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkacak. Yani liderle oynamanın heyecanı dışında bir de liderle oynamanın bir avantajı var. Yenmeniz durumunda sadece 3 puan kazanmayacaksınız. Daha fazla şeyler kazanacaksınız. Özellikle manevi açıdan. Hem o kötü gidişata biraz sünger çekmiş olacaksınız. Hem de ligdeki pozisyonunuzu biraz daha güçlendirmiş olacaksınız. Ama yenilmeniz durumunda tabii ki bayağı bir fark açılıyor. Liderle aranızdan farkı geçtim. Liderle aranıza başka takımlar da giriyor. Asıl var sıkıntı. Şu an var zaten. O başka takımlar da puanı aldığında o zaman işiniz daha zor olacaktır. Bu nedenle Beşiktaş için çok önemli bir hafta. Bu hafta diyebileceğimiz bir maç. Eksikleri de var. Trabzonspor'un da eksikleri var tabii ki. Ben muazzam bir maç olacak diye düşünüyorum. Yani. Beşiktaş için favori diyebilir misin? Yani saha avantajı var. Bence hani %50-50 bakarım ama saha avantajı, seyirci avantajı tabii ki bir adım öne çıkarıyor ama derbilerde hep %50 düşünürüm. 51 pay verirsem saha ve seyirci avantajı. Serdar Denizli'nin görüşleri böyleydi Mustafa Hocam'a da. Selamlarımızı gönderelim. %51 deyince benim Mustafa Hocam geliyor aklımıza. Doğru. Sizlerin de herhalde. Hamdi Hocam ne dersiniz? Trabzon cephesinden de bakalım mücadeleye. Lider, daha mağlup Trabzonspor. Keyifler yerinde Bordo Mavli takımda. İstanbul'da da kazanıp milli araya böyle rahatça zirvede girmek istiyor Trabzonspor şüphesiz. Yani tabii ki 12. haftada yani puan farkının böyle olacağını çok fazla plan içerisinde yoktu. Yani biraz daha puanların yakın olduğu, biraz daha belki maçların biraz daha eşit gittiği bir 12. hafta tahmin ediliyordu. Yani şu an fikstürde bir avantaj var. Tabii ki bu avantaj yani maçın avantajı değil, sadece fikstürün avantajı. Yani kaybetmeyen Trabzonspor, kazanan Trabzonspor bence yarını çok daha farklı hissederek önüne devam edecek diye düşünüyorum. Ya tabii ki en önemli olay yani hem moral açısından hem oyuncuların performans açısından antrenman performansı açısından şu an çok üst düzeyde. Yani tabii bu da maça çok olumlu yansıyor. İki tane sakat tabii ki Perez ve Germinho şu an en büyük eksikler. Cornelius bu hafta birazcık düz koşu yaparak haftayı tamamladı. Diğer oyuncu grubu aynı. Yani İdeale yakın bir oyuncu grubuyla oynayacak. Tromsen, Solbek, sağ bek yine Dorukhan. Önde orta sahada bildiğimiz Berat, Bakasetas, Hamşik üçlüsü. Ömür, Canini ve Vakame. Yani biraz kadroyu vermiş gibi oldu. Bayağı hocam muhtemel kadroyu saydın sen. Anlattım kadroyu. Yani tabii ki bu kadroyu aslında herkes tahmin edebiliyor. Aşağı yukarı. Yani herkes tahmin edebiliyor. Belki orta sahada zaman zaman siyopis değişikliği, oyunun sertliğine göre de konuşulabiliyor. Yani tabii ki oyun içerisinde çok detay olacağını ben düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın oyun yapısı, Trabzonspor'un eğer orta sahada baskı yerse oyunu biraz daha kenarlardan oynayacak bir oyun ortaya da çıkabilir. Biraz taktiksel oyunun yüksek olacağı ben bir yarını bekliyorum. Bu da tabii teknik adamların bence birazcık saha içerisinde bakışıyla alakalı. Büyük maçlar zordur, heyecanı da yüksektir. Ama tempolu, heyecan dolu bir mücadele geçiyor benim aklımdan Cevinir. Sen Trabzonspor'da da oynadın. Sen nasıl bakıyorsun bu mücadele? Ben de oynamıştım, özür dilerim. Hocam siz efsanelerdensiniz zaten. Söylemeye bile gerek yok. Hayır ama dedi ki sen de oynadın. Seni düşünerek hocam zaten oynadın. Evet sen. Abi hocamın golleri hala hafızada. Trabzon rica ederim. Aynen sen. Ben de senin gibi ben de oynadım kısa bir dönem. Şöyle bir son cümlesi Hamdi hocamın taktiksel. Evet çünkü... Teknik adamların bu tip derbilere özellikle son zamanlarda bakış açısı, rakip analizleri, zaaflar, özellikle Abdullah Hoca'nın analiz konusunda ne kadar detaycı olduğunu bildiğimiz için ben daha avantajlı olduğunu düşünüyorum mesela Trabzonspor'un. Serdar hani seyirci avantajından, iç saha avantajından bahsetti ya, taktiksel anlamda bakarsak Trabzonspor'un yani Abdullah Hoca'nın takımıyla beraber bir hafta boyunca yani maç saatine kadar Beşiktaş'ı analiz etmek, yani Beşiktaş'ın zaaflarını daha iyi oyuncu grubuna anlatabilmek, bunun üzerinden pratik olarak antrenmanlarda çalışabilmek için daha fazla fırsat oldu.
Bütün hafta Beşiktaş çalıştı Trabzonspor. Beşiktaş'ın böyle bir şansı yoktu. Çünkü Avrupa Ligi oynadı. Kafalar belki çok orada değildi ama yani bir şekilde orada oynanacak bir maç vardı. Yani Trabzon'u Beşiktaş'ın çok fazla bu hafta içinde çalışabildiğini düşünmüyorum. O yüzden Trabzonspor'un bu maçta Serdar'ın söylediğinden bir tık daha önde olduğunu varsayabiliriz açıkçası. %52. %55. Yani. Ben de. Çünkü daha fazla çalışma fırsatı buldu takım halinde eksiklerine rağmen. Yok, bir de sakin olan taraf Trabzonspor yani şu an bakıldığı zaman yani haftayı daha sakin geçirdi. Kaybetse de çok bir şey kaybetmemiş olacak açıkçası. Yani aynen öyle. Yani 4 puanlık fark bile yani bu 12 haftada bence en azından başarı yazılabilecek bir not olarak yine durur. Ama tabii skor söylemek işte zor. Böyle böyle maçlarda. Yani. Taktik olarak bakıyoruz hocam. Siz %51 mi diyorsunuz? Bir oran Trabzon'da oynadı. Trabzon'da oynadı. Ben de siz de evet hocam. Hem Trabzon'da hem Beşiktaş'ta görev yaptım. O yüzden son sözü size bıraktım evet, bu turda. Evet biliyorum. Hocam. O yüzden bu camialarda görev yapmanın onurunu, gururunu yaşadım. Bir kez daha bu iki camiayı da saygıyla anıyorum. Bir defa lige hem iyi kadroya sahip hem de iyi başlamış iki takım. O yüzden bu iki takımın hele hele 12. haftasındaki bir maç bana sezon başında çok şey vaat ediyordu. Ama maalesef son dönemde yine iki takımın ortak bir özelliği beklemedikleri şanssız sakatlıklarla karşılaştılar. Tabii Trabzon ve Beşiktaş sakatlık nedenleri birbirlerinden çok farklıydı. Ben her iki takımın da oyununun bu sakatlıklardan dolayı son haftalarda olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Misafir takımdan başlayacak olursak hem Göztepe maçı hem de Rize maçı Trabzon'un sezon başından beri o yükselen grafiğinin oyun olarak durakladığı iki maç olarak benim gözüme çarptı. Oyunu bulamadığı maç evet, diyelim artık. Evet. Oyunu bulamadığı maçlar. O yüzden bir duraklamadan bahsediyorum ben de. Şimdi Trabzon o klasik geliştirdiği oyunun ne kadarını İstanbul'da Beşiktaş'a karşı sahaya yansıtacak. Diğer taraftan bundan önceki milli ara dönüşü Beşiktaş'ın bütün sakatları artık geri dönecek. Hatta Sergen Hoca'nın sakatlar geri dönüyor ama fiziksel yönden eksik dönüyor açıklamasından sonra bu maça kadar ben fiziksel yönden de biraz toparlanırlar diye düşünüyordum. Ama Beşiktaş'ta o sakatlıklar hala tam geri dönemedi. Bu da Beşiktaş'ın bir dezavantajı. O yüzden tabii ki iyi bir tempo bekliyorum ama bu zorluklar o tempoyu dönem dönem taktik açıdan da etkileyerek biraz daha aşağıya çekebilir. Diğer taraftan benim için etkili bir faktör, kadro kaliteli ise bazen eksikleriniz olsa bile o kaliteli kadro böyle büyük maçlarda size ekstra işler yapabilir. Beşiktaş'ın geçen hafta Galatasaray'a karşı bir hafta öncesi yaptığı gibi. O yüzden Beşiktaş'tan ben bu kalitede bir oyun bekliyorum. Beşiktaş'ın son dönemde belki istenen oyunu oynamamasındaki en önemli faktör o Beşiktaş'ın şampiyonluk oyunundan uzaklaşmasıydı. Önde basan, bastığı zaman topları çabuk geri kazanan ve rakibi dengesiz yakalayıp orada hücum eden Beşiktaş bazen geri gelmek zorunda kaldı. Trabzon onları geri itebilirse o yüzden iki tarafa da o gitgellerin olduğu bir maç izleyebiliriz. Ama ne olursa olsun yine Ceyhun hocamın söylediği bir noktaya geri geleceğim. Benim tecrübem bana şunu gösterdi. Türkiye'de daha çok mecbur olan, daha çok istiyor, daha çok isteyen de bir adım önde oluyor. Trabzon 27 puanda lider. O yüzden Beşiktaş bence daha fazla istemek zorunda. O da Beşiktaş'ı bir adım öne çıkıyor. Sevgili Cüneyt buna %51 mi çıkarıyor? 51 mi der, 52 mi der? Bu da sevgili Cüneyt senin görevin olsun.